Japonca derslerimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Hadi Japonca'ya kısa bir giriş yapalım. Japonca, Japonların deyişiyle Nihongo. Türkçe ile aynı dil ailesinde bulunduğundan dolayı Türkçe bilenler için öğrenmesi oldukça kolay bir dildir. Yani her iki dilde neredeyse aynı cümle yapısına sahiptir. Örneğin, ben Japonca öğreniyorum. Watashi wa Nihongo manandeiru. Cümle yapısını incelersek her ikisinde de cümlenin aynı sırayla yazıldığını görürüz. Ben Watashi, Japonca, Nihongo, öğreniyorum, manan deyiru. Gördüğünüz gibi cümle yapıları aynı olduğu için dinlediğinizi anlamak ve konuşmak gayet kolay olacaktır. Ayrıca Japonca diğer birçok dilin aksine aynı Türkçe gibi neredeyse her zaman yazıldığı gibi okunur. Bu da sizin Japoncayı rahat bir şekilde telaffuz edebileceğiniz anlamına geliyor. Evet, dinlediğinizi anlamak ve konuşmak kolay olacak demiştim. Ama aynı şeyi yazmak ve okumak için söyleyemeyeceğim. Çünkü Japonca metinleri rahat bir şekilde okuyabilmek için binlerce karakter bilmeniz gerekiyor. Japoncanın toplamda 3 tane alfabesi var. Bunlar Hiragana, Katakana ve Kanji. İlk ikisi yani Hiragana ve Katakana 46'şar tane karakterden oluşuyor ve öğrenmesi Kanji'ye göre çok daha kolay. Fakat Kanji alfabesinde Çince kökenli binlerce karakter var. Bu yüzden bu karakterleri öğrenmek ve unutmamak büyük bir emek gerektiriyor. Son olarak Japoncanın Romaji adını verdiğimiz bir yazılış şekli daha var. Romaji'de Japonca kelimeleri Latin alfabesiyle yazarız. Az önceki örneğe dönersek Watashi wa Nihongo manandeiru. Bu metin Romaji yani bizim bildiğimiz Latin alfabesiyle yazılmış. Japonca bir metinde hiragana, katakana ve kanji hep birlikte kullanılır. Üstteki örneği inceleyecek olursak hiragana ve kanji'nin beraber kullanıldığını görebiliriz. Bu yüzden bu dili tam anlamıyla okuyabilmek için üç alfabeyi de öğrenmek gerekir. Bir Japonla mesajlaşmak için illaki bu alfabeleri öğrenmeniz gerekmiyor. Onlar romaji ile yazdığınız mesajları da anlayabiliyorlar. Şimdi aklınızda şu soru oluşmuş olabilir. Bizim Japonca öğrenmek için bu alfabeleri bilmemiz gerekiyor mu? Hayır. Ben alfabeleri ezberlemekle uğraşmak istemiyorum. Sadece konuşmak istiyorum diyorsanız bu alfabeleri öğrenmenize hiç de gerek yok. Zaten size videolarda cümlelerin romaji yazılışını da vereceğim. O yüzden cümleleri okurken bir problem yaşamayacaksınız. Ama bana sorarsanız en azından hiragana ve katakanayı öğrenmenizi öneriyorum. Kanji ise öğrenmeden önce iyice düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü binlerce karakteri olan kanjiyi öğrenip unutmamak açıkçası zor bir iş. O yüzden eğer Japonya'da yaşamıyorsanız veya kariyeriniz Japonca ile alakalı değilse öğrenmenize pek de gerek olmadığını düşünüyorum. Tabii yine de öğrenip öğrenmemek size kalmış. Bu dersimizde Japoncadan kısaca bahsetmeye çalıştım. Bir sonraki derste Japon alfabelerini öğreneceğiz. İleriki derslerimizde de size Japonca konuşmanız için gereken en önemli noktaları öğretmeye çalışacağım. Tüm dersleri bitirdiğinizde bir Japonla rahatça günlük konuşmalar yapabileceksiniz. Ve birçok gramer konusunu öğrendiğiniz için size sadece konuşmak, pratik yapmak ve yeni kelimeler öğrenmek kalacak. Cemaatane! <laughs> Yukuzo!